Siz hiç merak etmeyin Firdevs Hanım. Mazgar Bey bizden korkup hemen evlenmek isteyecektir. Ay, evlensin tabii. Çünkü o evlenmeden sıra bana gelmiyor. Öyle mi? Ben de diyordum ki bugüne kadar Firdevs Hanım neden böyle yakışıklı bir bakkal bulup da evlenmiyor? Demek bunun içinmiş. Her neyse, abimin bir an önce evlenmesi lazım. Yani şakacıktan da olsa. Ben de evlilik çağına gelmiş bir kızım değil mi? Tabii, tabii. Sizi saat tam 5'te abimin evine bekliyorum. Gece 5'te değil ama gündüz 5'te. Tamam. Benim ve ekibim saat tam 5'te orada Firdevs Hanım. Teşekkür ederim muhteşem. Firdevs Hanım. Kuru sabunlarının katkısıyla yıkanmak isterseniz buyurun. Teşekkür ederim muhteşem. Ay. Nasıl Menkıbe teyze, güzel oldu mu? Hayır, olmadı. Dur bakalım, bir de şuna bakalım. Ay Menkıbe teyze, bunu koyalım. Bunun desenleri çok hoş, karnımda çok çıktırır vallahi. Kızım bunu koyarsak doğumuna en az bir ay falan kalmış olması lazım. Bebek böyle birdenbire gelişir mi? Gelişmez mi? Tabii gelişmez. Ay, bırak şunu da al bunu koy karnına. Yastan babası gelmiş olmasın sakın. Ay yok canım, Mazhar bu saatte daha iştedir. Nerede kaldım? Meraktan çatladım. Yani huyum bu zaten. Evden dışarı çıktın mı bir daha girmek bilmezsin. Ne oldu, polisleri bulabildin mi? Buldum. Saat tam 5'te burada olacaklar. İyi. Desene Mazhar Bey ile evlenmemize artık saatler kaldı. Evet, şimdi sıra damat beyi buraya çağırmaya geldi. Yani Mazhar Bey değil mi? Ay çok heyecanlıyım. Dur sana yardım edeyim. 5, 1, 4. Alo Mazhar, sen misin? Acilen eve gelmen gerekiyor. Hayır canım, kendi evine. Çabuk ol. Çok büyük bir problem var. Hiç kimseye bir şey söylemeden hemen gel. Anladın mı? Tamam. Ay ne oldu, kötü bir şey mi oldu acaba? Ay balık sokayı yuttu. Ay, siz telefonda bir balıkla mı konuşuyordunuz? Hayır canım, burada sözü geçen balık abim Mazhar oluyor. Ne oldu acaba? Bir an önce çıkmam lazım ama içeride de Önder Bey. Kanka, benim acilen çıkmam lazım. Beni idare edebilir misin? Seni idare etmekten kolay ne var kanka? Önder Bey'e Mazhar Menkıbe Hanım'a selamınızı götürmeye gitti demek yeter de artar bile. tamam, ne dersen de. Ben kaçtım, hadi eyvallah, görüşürüz. Hadi eyvallah. Ya 6 aydır bir bilgisayarı tamir edemedim ben. Gel de sen tamir et. Allah Allah, bu kadar önemli bir durum ne olabilir acaba? Çok meraklandım, neyse. Gidip göreceğiz bakalım. Allah Allah. Reyhan, aman gözünü seveyim kızım. Rolünü iyice ezberledin mi? Biraz zor oldu ama çok iyi ezberledim. Beni hamile emellerine alet ettin. Bak, senin yüzünden kelendim. Tam tersini söyleyeceksin Reyhancığım. Beni kirli emellerine alet ettin. Bak, senin yüzünden hamile kaldım diyeceksin. Şşşt, geliyor galiba. Anne, ne var, ne oldu? Hiç utanma sıkılma yok mu sende? Var, ne oldu ki? Bak bir de arsız ne olduğunu soruyor. Yazıklar olsun. Abimin tecavüzcü Coşkun'la aynı içgüdüleri paylaştı. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Beni kelli bıraktın, emellerini hamile ettin. Allah Allah, ne diyor bu ya? Burada ne olduğunu biri bana anlatacak mı yoksa medyadan öğrenmeyi mi bekleyeceğim? Rezil, alçak. Şuncacık masum kızı hamile bırakmaya utanmadın mı ha? Ben mi? Evet, sen. 2-3 ay önce, hatta bilemedim 5-6 ay önce çok sarhoştun, hani bana sokulmuştun. İşte ne olduysa o zaman olmuş. Ben de sonradan doktordan öğrendim. Zavallı saf kız, karnı şişmesi onu da öğrenemeyecekmiş. Evet, inanmıyorsan karnıma bak. Ayıp kızım, ayıp. Karın açıp gösterilir mi hiç? Ya yanlışın var Reyhan, ben kesinlikle sana bir şey yapmadım. Yaptın. Peki ne yaptım? Hoşuma giden bazı ayıp şeyler. Hayda. Oğlum içip kızla... Şey etmişsin işte. Yani bir ara öyle bir şey hatırlıyor gibiyim ama sonra kendime gelip vazgeçtim. Sus bakayım. Bir an önce Reyhan'la evlenip namusunu temizleyeceksin. İşte o kadar. Ya vallahi billahi ben hamile bırakmadım anne. Yani bırakmamışımdır herhalde. Sus dedim. Ta 3. Mahmud'a dayanan soyumuzu daha fazla küçük düşürme. Şu anda soyumuzda ne kadar Mahmud varsa hepsi mezarlarında fırıl fırıl fırıldak gibi dönüp duruyordur. Öf bana ne? Dönerlerse dönsünler ya. Vay vay vay. Demek şimdi de böyle bir numara tezgahladınız ha? Sizi gidi cadılar sizi.
Ama dur bakayım, komik şeyler olacak galiba. Müdahale etmeyeyim de seyredeyim biraz. Dedemiz 3. Mahmut'a 3. fırıldak denmesini istemeyiz. Değil mi abi? Kız, bu salak bakkal nerede kaldı? Tamam anne, birazdan gelirler. Bak sen şunlara, resmen organize çöp çatanlık çetesi kurmuşlar. Nasıl oldu Muhteşem abi? Hem de filinta gibi. Bene bek durmuş. Sen hiç konuşmayacaksın oğlum. Ben ne dersen sadece tasdik edeceksin, tamam mı? Tamam Muhteşem abi. Selamun aleyküm. Aa ama. Ne var, ne istiyorsun? Vay canına, Interpol polisleri. Ben de seni salak sanırdım. Demek görev icabı salak numarası yapıyoruz siz. Vay be. Salak? Sana benzer, salak oğlu salak. Evet tabii, salak sana benzer. Ulan nedir bu asker kaçağı popçulardan çektiğimiz be? Her gün 5-6 tanesini yakalıyoruz, gene de bitmiyorlar. Bu aradığımız popçu da kendini askerden yırtmak için Kenya Üniversitesi'nde okuyor gösteriyormuş, dümenden. Burası değil mi? Burası, adres buraya gösteriyor. Neyse hadi girelim bakalım. Aşk olsun Mazhar Bey, bilseydim benimle evlenmeyeceğinizi kendimi başkasına kirlettirirdim. Reyhan, sen sus istersen. Bak üzüntüden ne dediğini bilmiyorsun. Oğlum bu namustur. Evlenmen şart. Evet abi, yeğenin babasız mı da olsun yani? Evet, yeğenin babasız mı da olsun yani? Bak Ruşen amcanın oğlu Seda'da. Tüh. Onun başına böyle bir olay gelmedi ki örnek vereyim. Evet abi, hatanı temizlemen lazım. Uy, şeytan diyor astrolojisi olsun diye ver şu ikisini Fahrettin Aslan'a, o da bassın sopayı. Hayır olamaz, Reyhan'ı hamile bırakmış olamam. Böyle büyük bir aptallığı ben yapmış olamam. Allah Allah, canım kendi kendine hamile kalmadı ya bu kızcağız. Ne bileyim, jinekolog muyum ben ya? Oh, yine yağmur kesiliyor. Mazhar sakın inanma onlara. Ruhsar sen burada mıydın? Evet ama yağmur kesiliyor, gitmek zorundayım. Ne? Annenler numara yapıyorlar. Biraz sonra 2 saatte polis gelecek. Sakın inanma onlara. Duydun mu? 2 saatte polis gelecek. Allah Allah, ne biçim apartman bu ya? Kimse kapıyı açmıyor. De şuraya soralım mı? Hadi soralım bakalım. İyi günler, rahatsız ettik. İzmir'in arıyoruz. Ay siz polisiniz değil mi? Buyurun, buyurun, buyurun. Aradığınız kişi burada oturuyor. Gördün mü Mazhar? İşte mazlumun ahını aldın, hemen seni şikayet etmişler. Türk polisinden ve kanunlarından kaçış yok abi. Olur böyle vakalar, Türk polisi yakalar. Gel, gel. Reyhan'ı kirlettiğini itiraf et. Paşa paşa Reyhan'la evlen. Polisler de geldikleri gibi boş boş geri dönsünler, he? Anne! Anne bunlar bakkal değil. Hadi ya Reyhan'la evleneceğini söyle ya da kendini polislere teslim et. Yok ya, niye bunlara teslim oluyormuşum ki? Ne evlenirim ne de teslim olurum. Hadi. Bir dakika, bir dakika. Şunu baştan bir anlatın bakalım. Polis bey, bu adam beni kirletti, şimdi de evlenmiyor. Şimdi memur bey, benim oğlum sarhoş kafayla bir hata etmiş. Tutup bu kızcağızı hamile bırakıvermiş. Ama merak etmeyin, biraz daha ısrar ederseniz evlenecek gibi. Bak birader, ya bu hanımla evlenirsin ya bizimle karakola gelirsin. Ama çok korktum. Ayrıca yaptımsa bile size ne be kardeşim? Ne demek bize ne? Hanımefendi siz şikayetçi değil misiniz? Evet, beni kelli bıraktı, hamile şekline soktu. Bak gördün mü? Şikayetçi işte. O şikayetçi de size ne bundan ha? Siz evlendirme memuru musunuz? Hadi işinize hadi, güle 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 güle. Hem ben sizin polis olduğunuza niye inanayım ki? Ha? Çıkarın bakalım kimliklerinizi. Ben polisin zeki, çevik, aynı zamanda da kimlikli olanını severim. Ya öyle mi? Öyle. Al, ne? Bir bak o zaman. Ne? Aman Allah'ım, bunlar polismiş ya. Bravo, aferin bakkala. Bu sefer işi çok iyi tezgahlamış demek ki. Vallahi helal olsun. Hayır anne, bunlar bizimkiler değil. Bunlar gerçek polis. Ne? Ne? Ay, ne yapacağız peki şimdi? Bak kardeşim, sana son kez soruyorum. Bu hanımla evlenmeyi kabul ediyor musun, etmiyor musun? Hayır. O zaman yürü, karakola gidiyorum. Bir yanlış yapıyorsunuz. Ben suçlu değilim. Götürün. Cezasını verin. Sağır kendiliklerini. Gözünüzden hamile kaldım. Salak. Tut. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale butansın. O beni terk etmemiş. Gel şöyle otur. Ruslar yanı yanı başıma.